Arkadaşlar merhaba, yeni bir günden günaydın. Kanalıma, evime hoş geldiniz. Saaton, oğlum derste şu anda, online dersler devam ediyor biliyorsunuz. Eşim diyor sabah simit poğaça alalım, değişiklik olsun dedi. İşte herkes benim diyetimi hep bir linçleme çabasında, ne olacak, nereye kadar böyle gidecek bilmiyorum ama. Ben de kahvaltıyı hemen kahvaltılıkları çıkardım, hazırladım. Onun gelmesini bekliyorum. Çayımı demledim, öyle kısık ateşe aldım. Eşimin gelmesini bekliyorum. Öyle günü başlattık bakalım hayırlısıyla. Nasıl gidecek, nasıl devam edecek. Bugün yine dolabı boyama işleri devam, son bir iki kat daha atılacak. Sonrasında da bugün mübarek Regaip Kandili. Siz Regaip Kandili'nden bir gün sonra göreceksiniz videoyu ama olsun, ben yine de kutlayayım kandilinizi. Kandiliniz mübarek olsun. 3 aylar mübarek Recep ayı da hayırlara vesile olsun inşallah cümlemiz için. Allah hepimizi Ramazan'a, oradan da bayrama sağlıkla, sıhhatle, sevdiklerimizle birlikte erdirmeyi nasip etsin. Şöyle güneşten görünmüyorum galiba. Böyle çekeyim. Öyle bakalım, bugün evdeyim. Belki pazara gidebilirsem pazara gideceğim. Balık istiyor canımız. Balık alabilirsem alacağım. Yani çıkabilirsem çıkacağım. Ben çıkamazsam işim gider alır. Aslında ben dışarı çıkmak istiyorum. Sürekli evde kapalı olduğum için. Eşim de böyle bir hafta izindeyken her fırsatta çıkabildiğim kadar çıkmak istiyorum. Gidebilirsem gideceğim, gidemezsem işim gider alır gelir bizim için. Kandil bugün dediğim gibi akşam üzeri bir helva kavurmayı, komşularıma ikram etmeyi düşünüyorum. Allah kabul ederse inşallah. Öyle bugün de evde işte iş, güç, dolaptı, helvaydı, yemekti, işlerdi. Böyle bir gün, böyle bir video sizi bekliyor. Öyle. Sütümü pişirdim ben sabah, eşim süt alıp gelmiş. Poğaça, simit almaya gittiğinde sütümü pişirdim. Şimdi kahve yapacağım, pazara gideceğim demiştim ya. Hava biraz soğuk. Dün akşam ki videomda söyledim ya size, üşüdüm diye çok tekrar çıkmak istemiyorum açıkçası. Çok üşüyorum, hasta oluyorum. Kameram dönüyor bu arada. Niye dönüyorsa. Kahve yaptım şimdi. Kahve içeceğiz. Öğlen okunsun, ondan sonra da iş. Pazara gidecek. Balık alıp gelecek. Malum deniz suyuna kar düşünce balık hem ucuzlar hem yağlanır, lezzetlenir. Güzel balık vardır umuduyla bakalım. Pazara gidecek balık almaya. Ben de evde ütü işleri falan ıvır zıvır onlarla uğraşacağım. Akşam üzeri böyle akşam ezanına yakın helvamı kavururum. Ben özel nedenlerden dolayı oruç tutamadım bugün. Komşularıma ikram ederim. Oruç tutanlar varsa istatlarında yerler inşallah helvamı. Öyle kahvelerimi yaptım, hazırladım. Şimdi gidelim biz bunları eşimle birlikte içelim. Sonrasında herkes yine görev dağılımına. Yaptık. Saat 5'e geliyor. Ben artık helvamı yapmaya başladım. Dünden tarhana çorbam vardı. Onu ısıtacağım. Salata yapacağım. Eşim balık almış. Helvayı da malum kandil. Kandilden sebep yapıyorum. Un helvası yapacaktım aslında ama oğlum un helvasını hiç yemiyor. Desem yeri yani. Çok sevmiyor. O yüzden irmik helvası yapmaya karar verdim. Yalnız benim irmik helvam sütlü. Tabii sütlü birçoğumuz yapıyordur ve yumurtalı. Normalde kendimize kadar yaptığım zaman bir yumurta sarısı kullanıyorum. Buna iki yumurta sarısı, hatta üç bile kullanabilirdim. Bir bardak irmik başına bir tane yumurta kullanıyorum. Üç bardak irmikten yapıyorum bu helvamı. Üç yumurta sarısı kullanmam gerekiyordu ama belki köy yumurtası benimkiler olur da kokar. İşte komşularım o kokuyu sevmez diye iki tane koydum. Şimdi diyeceksiniz ki irmik helvasının yumurta ne alaka? Bu arkadaşlar, bu mevlütlere İrmik helvası yapan bir şefin tarifi. Nasıl yapıyorum? Şöyle söyleyeyim. Bir bardak irmiğe bir bardak süt, yarım bardak su koyuyorum. Bire bir buçuk yani ölçüm. Şekeri de irmik başına bir bardak. Şimdi ne yapıyorum?
tereyağı ve sıvı yağ karışımı var. Ama o ben tamamen göz kararı. Ben size nasıl diyeyim, mesela 3 bardak şöyle şeylik, kandillik dağıtacağım helvaya. Bir 200 gram kadar tereyağı koydum. Yarım çay bardağı kadar da, pardon, 200 gram kadar değil, 150 gram kadar tereyağı koydum. Yarım çay bardağı da sıvı yağ koydum. 3 bardak irmiği içine eridikten sonra yağı boşalttım. Kavurmaya başladım. Yanda da dediğim gibi irmik başına 1 bardak süt, yarım bardak su buraya ilave ettim. Üzerine de yine irmik başına 1 bardak şeker. Yani 3 bardak şekerim, 3 bardak sütüm, 1,5 bardak suyum var bunun içinde ve 2 yumurta sarısı. Dediğim gibi aslında 3 koymam lazımdı. İrmik başına 1 yumurta sarısı, ama işte kokar, o tadını sevmeyen olur falan diye de ben 2 tane koydum. Hiç de koymayabilirdim ama yumurtalı çok daha lezzetli oluyor. Şimdi ben burada irmiğimi kavururken kısık ateşe alayım. Bir yandan da çırpıcıyla şöyle göstereyim bakın kameraya. Şimdi kameramı bitirip tripodun düzenini bozmayayım. Şöyle içinde yumurta sarım var. Bunu bir güzel çırpacağım. Şekeri eriyene kadar sadece. Sonra irmiğim kavrulduktan sonra süzgeçten süzerek, olur da yumurta iyice dağılmamış olursa parça parça helvanın içinde kalmasın diye mutlaka süzgeçten süzerek yapıyorum arkadaşlar. Şimdi ben kavurma aşamasında videomu hızlandıracağım. Bu arada nasıl kavurduğumu, sütünü nasıl ilave ettiğimi görürsünüz.
arkadaşlar şimdi bilir ama bir yarım saat dinlendirdim. Kapağını alacağım üzerinden. Şöyle bir tür karıştıracağım. Komşumun birinin tabağını yapacağım şimdi. Size helvamı görün istedim. Böylelikle. Karıştırırken taş yaptık. Şöyle yakından da göstereceğim. Şimdi nerede kamera? Şurada. Çok yaklaştırınca da çok net görünmüyor ama. Şimdi şöyle dolduracağım. Bu şekilde kalıbımla ters çevirip kapatalım ki su olmasın. Yine nasıl görünecek? Ha, böyle. Kapattım. İşte bu. Süslemesini de şimdi biraz daha şöyle aşağı eğeyim. Yapacağım. Antep fıstığı arkadaşlar çekilmiş antep fıstığı şu şekilde bakın hazır. Bugün eminim birçoğunuz böyle hayırlar yapmıştır. Hepinizin hayırlarını Allah kabul etsin. Kandiliniz tekrar mübarek olsun. Kitaplığımızın son hali arkadaşlar artık kullanıma hazır. Bakın ilk halinden bu haline eser yok. En sonuna bunun before after'ını atarım. Artık hafta sonunda kısmet olursa diğerini, bir tane daha var bu şekilde, diğerini boyarız. Böyle artık tamamen beyazladı. Eski halinden eser yok. Kullanıma hazır. Böyle işte bir kutu boyayla eşyalarınızı, koyu renkli eşyalarınızı böyle daha modern, daha güzel bir görüntüye kavuşturabiliyorsunuz. Biz bu işe alıştık artık. Daha önce söyledim ya, boyamadığımız şey kalmadı. Bu da bitti şükür. Günün en güzel saatine gelmiş bulunuyoruz. Çayım elimde hazır. Helvam da dondurmalı. Böyle üst üste hiç bu sefer şekil şükür yapmadan kendimi hazırlarken üst üste biraz helva, biraz dondurma, üzerine biraz daha helva, biraz ceviz serpiştirdim. Çayla birlikte inşallah şimdi afiyetle yiyeceğim. İçeride de kandil programını açtık. Kandil programını izleyerek yiyeceğiz inşallah. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin. Yarın da inşallah Allah nasip kısmet ederse görüşmek üzere. Hoşça kalın.